Sıcak transfer gelişmesi var. Beşiktaş, Dimitri Barinov'un peşinde. Siyah beyazlar Rus ön libero için Lokomotiv Moskova ile temasa geçti şeklinde bir haber. Beşiktaş'ın orta saha arayışları vardı. Sercan Dikme tabii ki Beşiktaş denince, kırmızı denince akla gelen ilk isim. Şu anda telefon attığımızda Sercan Dikme, senden alalım detayları. Onur Yıldız'ı yayınlar, kolay gelsin. Şenol Hoca'nın ve Beşiktaş yönetiminin orta saha transferi yapmak istediğini biliyoruz. Özellikle defansif orta saha isteği vardı. An itibariyle Beşiktaş ve Lokomotiv Moskova kulüpleri Dimitri Barinov transferi için görüşmelere başladı. Beşiktaş kulübünün çok istediği bir oyuncu. An itibariyle şu cümleyi kullanırsak yanlış olmayacak Onur Yıldız. Beşiktaş'ın 6 numara transferinde birinci sırasında yer alan oyuncu Dimitri Barinov. Beşiktaş bu transferi çok istiyor. Teknik heyetin de onayladığı bir isim. Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Cevihun Kazancı, Lokomotiv Moskova kulüp yetkilileriyle ve oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi. İlk görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyelim. Beşiktaş transfer etmek istiyor bu oyuncuyu. Ancak rakama dair, teklife dair net bir rakam kullanılabilecek durumda değiliz. O nedenle biraz daha beklememiz gerekiyor. Rus bir oyuncu, 1996 doğumlu, 26 yaşında. Hem ön libero'da 6-8 numarada hem de savunmanın ortasında forme giyen bir oyuncu. Bu sezon itibariyle de Rusya Ligi'nde 16 lig maçına çıktı. Bir gol, bir asist yapma başarısı gösterdi Dimitri Barinov, Onur Yıldız. Sercan Dikme, madem bağlandın şunu da sorayım sana. Şimdi Beşiktaşlılar merakla bekliyorlar. Abu Bakar için şöyle bir haber var. İşte bugün olumlu ya da olumsuz cevap gelme durumu varmış. Var mı bir gelişme o konuda? Onur Yıldız, halen El Nas Abu Bakar'la olan sözleşmesini feshetmiş değil. Sebebi 1,5 yıllık bir kontratı var Abu Bakar'ın. Bu kontrat devam ederken büyük bir bölümünü bu paranın talep ediyor Abu Bakar. Ki bence talep etmesi iyi Beşiktaş adına, en azından daha sonra resmiyete döküldüğü zaman Beşiktaş'tan daha az para isteyecektir. Ancak hala feshetmiş değil. Ben hem Abu Bakar tarafıyla konuşmaya çalışıyorum, hem Beşiktaş kulübü yetkilileriyle de konuşuyorum. Ancak hala bu konuda gelişme yok. Bunun altını çizerek söyleyeyim. Eğer Abu Bakar feshederse Beşiktaş resmi olarak 2,5 yıllık kontrat, 2,5 milyon euroda yıllık ücret, 5.000 euroda maç başı ücreti teklif edecek. Bu bilgiyi paylaşmış olalım. Ama her gün şu ifadeyi kullanıyoruz. Belki Beşiktaş'ın santrafor transferiyle ilgili dengeler çabuk değişiyor. İlk olarak demiştik ki Beşiktaş bir santrafor transferi yaparsa Weghorst'un gidişine onay verecek. Weghorst gitti. Halen bir transfer yapılabilmiş değil. Ama sadece Beşiktaş Abu Bakar'la değil, başka oyuncularla da görüşüyor. Mupenza ismini dün paylaşmıştık. Mupenza'nın bir sakatlığı var, ancak bazı basın yayın organlarında bahsedildiği gibi 3 ayı süren bir sakatlık değil. Bir hafta içerisinde toplu birlikte çalışmalara başlayabilecek durumda Mupenza'nın sakatlığı. Bu notu paylaşmış olalım. Tabii Mupenza'nın dışında başka isimler de var ama halen teyit ettirebildiğim, net bir şekilde söyleyebileceğim bir futbolcu yok. Şu an itibariyle halen Beşiktaş'ın bir numarası Vincent Abu Bakar. Ama Abu Bakar'dan gelecek habere göre de Beşiktaş kulübü yetkileri başka santraforlarla da görüşme gerçekleştiriyor. Sercan, tabii tam da Mupenza'yı soracaktım ama sen gayet detaylı bir şekilde anlattın bize. Şimdi söyleyebilir miyim? Evet, söyleyebilirsin, dinliyorum. Mupenza ile ilgili olarak, yani dün biz haberi gerçekleştirdikten sonra çok fazla bunun üzerine haber yapıldı. En azından bu konuda mütevazi olmayacağım. Bizim yaptığımız haberlerin doğruluk oranı insanlar çok net şekilde bunu anlayabilir. Aynen. Mupenza'nın sakatlığı gelecek hafta itibariyle bir hafta 10 gün içerisinde bitecek bir durumda. Beşiktaş kulübü de, sağlık heyeti de bu raporları inceledi. Sağlık heyeti ve Beşiktaş kulübü yetkilileri. Yani ben dün şu cümleyi sarf etmiştim. Şenol Hoca Mupenza'nın transferine onay verdi. Halen bu cümlemin arkasındayım. Teyitli bir bilgidir. Hı-hı. Bir hafta 10 gün içerisinde Mupenza sahalara dönebilecek, topla birlikte çalışma yapabilecek. Sağlık heyeti de, kulüp yetkilileri de
bu raporu inceledi. Raporda da böyle diyor. Ancak halen Beşiktaş'ta birinci günden Vincent Aboubakar. Aboubakar bir fes ederse Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Peki şimdi stüdyoda Kartal Yiğit ve Güvenç Kurtar hocam var. Güvenç hocamın bir sorusu olacak sana. Tabii seni bulduğu zaman kaçırmaz mutlaka. Biraz sorularla sıkıştırır. Buyur hocam. Şimdi Montero'la başlamayacağım. Rahat ol. Bu Masauko'nun durumu ne? Gidecek dediniz adamı. Zorla gönderecektiniz. Ne oldu? Ben gitmesinden taraftar değilim de. Yani nedir durumu? Oynamaya başladı. Hocam merhabalar öncelikle. Merhaba. Montero'yu sormadınız ama Montero'la da ilgili bilgi vereyim. Hamburg kulübü istiyor. Büyük bir ihtimal Hamburg'a transfer olacak gibi. En azından kesin olan bir bölümü var. Önce Beşiktaş bir zorunlu satın alma ekletmişti. Sanki kiralık ilk fırsatta gerçekleşecek gibi. Montero'yla devre arası yollar ayrılacak. Masuaku son zamanlardaki artan performansı nedeniyle biraz fikirler değişmiş durumda hocam. Performansı attı, goller attı, asist yaptı. Sanki madde kaldırılıp yola devam edilecek gibi duruyor hocam Masuaku'yla. Şu an Beşiktaş'ta bundan yaklaşık 20 gün önce yapılan sol bek transfer harekatı, bununla ilgili yapılan gelişmeler, görüşmeler şu an itibariyle yok. Beşiktaş bir sol bek transferi için önceliği burası değil. Orta saha, santrafor, stoper. Sol bekle ilgili ben duyuyorum bir çalışma yok şu an. Buradan da anlayabildiğim Masuaku ile ilgili planlar, fikirler çok fazlasıyla değişmiş durumda hocam. Ya sakalımız yok ki anlatalım. Söyledik kaç ay evvel. Gitmez diye. Ondan daha iyi sol bek yok diye. İnşallah mahcup etmez biz canım. Olabilir ya. İlla biz dünyanın en iyi sol beki falan demiyorum. Ama Beşiktaş'a yani oyun kurması açısından bana göre çok faydalı. İnşallah faydalı olur. Mahcup etmez beni. Hayırlısı olsun. İnşallah Montero da gider orada oynar. Ya onunla İnşallah ilgili hocam. De bir rahatsızlık vardı ailesinde galiba. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun evet, ya. Evet çocuğuyla ilgili çok, vardı. Yani çok üzüldüm. Çok üzüldüm. İnşallah orada da başarılı olur. Ya biz yani adam kötü falan değil ama bazı hatalar yapıyor. Belki de bizim Türkiye'deki futbol şeyimize uymuyor. Sisteme çünkü uymuyor. Burada en önemli şey bana göre savunma anlayışı ya. Savunma anlayışı. Ama belki bazı hocaların daha şeylerin istekleri, felsefesi değişebilir. İnşallah başarılı olur. Peki Sercan ekleyeceğin bir şey yoksa sana teşekkür edelim. Yine bir gelişme olduğunda yayına bağlanıp zaten aktaracaksın. Çok sağ ol, ağzına sağlık. Teşekkürler, yayınlar Onur Yıldız. Evet, Dimitri Barinov sevgili seyirciler 6 numara mevkiinde orta sahada oynuyor. Defansif bir orta saha. Lokomotiv Moskova'da oynuyor. 26 yaşında Rus milli takımında da oynuyor. Şimdi hemen Sercan söyledikten sonra ben de şöyle bir baktım. Tabii Rus milli takımı pek fazla maç yapamadığı için son dönemlerde oradaki savaş nedeniyle milli takıma gitme durumu da pek yok. Eğer Asya'ya kabul edilmezlerse öyle bir çabaları da var. Kartal Yiğit'e sorayım hemen, sıcak bir gelişme Beşiktaş'ta bir orta saha. Evet, Barinov ismi var. Evet, Sercan söylemişti, şimdi de söylüyor. Ben de duydum, ilgileniliyor ama kesin net bir şey yok. Yani öyle ciddi bir temas sağlanmış değil. Menajeri vasıtasıyla önerildi Beşiktaş'a. Kiralık, eğer Şenol Hoca kabul ederse olma ihtimali olabilir diyorlar ama o bölgede birkaç aday daha varmış yani. Ön libero tarafında. Yani Beşiktaş ön liberoya birini arıyor. Çünkü Josef'in artık yavaş yavaş performansının düşmesi. Bir tek Gerson'a kalıyor orada. Savunmanın önünde ihtiyaç var mı? Var. Masuaku'ya gelelim. Mesela Masuaku konusunda evet daha öncesinde oyunun da kendisinde böyle bir gitme arzusu vardı bir ara. Valerian İsmail gittikten sonra. Fakat şu an o dondurulmuş durumda. Ne Şenol Hoca'dan böyle bir istek var ne de Masuaku'dan gitme, ayrılma konusunda bir düşünce var. Evet, Masuaku kalıyor. Şu an itibariyle kalıyor diyebiliriz. 5 yaşında o bölgeye bir arayışı yok. Öncelikli olarak zaten bilinen gerçek Vegos'un yerine alınacak santrofor. Yani ondan sonra bir stoper, bir de bir ön libero. Yani maksimum 3 oyuncuyla 5 yaşın transfer dönemi kapatılacak. Ama dediğim gibi Sercan'ın da söylediği gibi ileride oynayacak oyuncu. Bu isim de Aboubakar. Yani net ve net Şenol Güneş'in isteği Aboubakar. Şenol Hoca'nın isteği Aboubakar.